Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba. Bugün serimizin bu nokta atışı serimizin değerli arkadaşlarım son videosunu çekmiş olacağız. Ön lisansa son bir hafta kala bu nokta atışı serimizi tamamlamış olacağız. İzlemediyseniz değerli dostlar 21 gün kala ve 14 gün kala videolarımızı mutlaka izleyin. Orada da güzel sorular mevcut. Bugün de sizler için 41 tane nokta atışı soru hazırladım. Umarım sizler için faydalı olur. İnşallah sınavada girin değerli arkadaşlarım. Hiç strese girmenize gerek yok. Gireceksiniz o tarihi 27'de 27 yapacaksınız inşallah diyelim değerli arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyeyim. Zamanınızdan da çalmayalım değerli arkadaşlarım. İlk sorumuzda hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi? Atatürk dönemi gelişmelerinden biri değildir. Bakıldığı zaman değerli arkadaşlar Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 1931 senesinde Atatürk dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır. Uşak Şeker Fabrikası değerli arkadaşlarım Atatürk dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır. Ancak köy enstitülerinin kurulması ne zamandı değerli dostlar? Bu İsmet İnönü döneminde İsmet İnönü dönemin gelişmeleri arasında yer almaktadır. 1940 senesinde kurulmuştur. Hatırlayacağınız üzere Hasan Ali Yücel, Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç tarafından kurulmuştur. Köy enstitüleri değerli dostlar. Cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Halk evlerinin açılması, Razgrad olayın yaşanması bunlar Atatürk dönemi gelişmeleri gelişmeleri arasındadır. ÖSYM bu tür soruyu her zaman yokluyor değerli arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 senesinde lisansa yoklamıştı böyle bir soru. Dikkat edin ön lisansçı arkadaşlarım. Size de bu tür soru her an çıkabilir. İkinci sorumuza bakalım. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Tevhidi Tedrisat Kanunu yani Öğretim Birliği Yasası teklifini meclise sunan dönemin Marif Bakanı kimdir değerli arkadaşlarım? Bu da güzel bir sorudur. Bu da her an karşınıza çıkabilir. Tevhidi Tedrisat Kanunu teklifini kim sunuyordu? Hüseyin Vasıf Çınar sunuyordu. Bu bilgiyi de asla unutmuyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk döneminin en uzun süre meclis başkanlığı görevinde bulunan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu da çok karıştırıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Bu soruyu bilerek koydum. Çünkü birçok arkadaşımız en uzun süre Meclis başkanlığı Atatürk döneminin yaptığını Abdülhalik Renda sanıyor. Sakın buna düşmeyelim değerli arkadaşlar. Tamam. Abdülhalik Renda Cumhuriyet döneminin en uzun süre Meclis başkanlığını yapmıştır. Lakin, lakin Mustafa Kemal Atatürk döneminin en uzun süre Meclis başkanlığını yapan kişi kimdir? Kazım Özal'dır. Abdülhalik Renda ise Atatürk döneminin son Meclis başkanıdır. Son Meclis başkanıdır. Yani Atatürk döneminde çok e, uzun yıllar yapmıyor. Kısa bir dönem yapıyor. Zaten Mustafa Kemal Atatürk vefat edince Abdülhalik Ren'de devam ediyor. O ayrı. Bunu sakın e, karıştırmayalım değerli arkadaşlarım. Cevabımız Kazım Özalp olacak. Atatürk döneminin en uzun süre meclis başkanıdır. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Buna göre Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı dönem sayısı... Aşağıdakilerden hangisidir? Millet değerli arkadaşlarım sadece bir sanıyor. Ancak bir değil. Mustafa Kemal 4 kez seçilmiştir. Tamam mı? 4 kez seçilmiştir. Değerli arkadaşlarım 23'ten başlar. 38 arasına kadar. 38'e kadar 4 kez seçilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Kurtuluş Savaşı Muharebeler dönemi gelişmeleri ile ilgili olarak... Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir bakalım hemen. Büyük Taarruz Savaşı'nda Yunan General Trikopis esir alınmıştır. Bu bilgimiz doğrudur. Bu bilgimiz doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Büyük Taarruz Öncesi Barışı sağlamak için kimi Avrupa'ya gönderiyordu? Yusuf Kemal Tengir Şenki Avrupa'ya gönderiyordu. Bu bilgimiz de doğrudur. 22 gün, 22 gece savaşı olarak bilinen savaşımız neydi? Sakarya Savaşı'ydı. Bu savaşların diğer isimlerini bilelim. Sakarya Savaşı'nın isimleri neydi? Subaylar Savaşı, Zabitler Savaşı, Melhame-i Kübra ve 22 gün 22 gece savaşı olarak biliniyor. Bunu unutmayalım. Mustafa Kemal topyekün savaş taktiğini ilk kez büyük taarruzda mı kullanıyor? Hayır. Büyük taarruzda kullanmıyor. Nerede kullanıyor? Sakarya Savaşı'nda değerli arkadaşlarım kullanıyor. Cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Son şıkkımıza da bakalım. Birinci İnönü zaferi sonrası toplanan Londra Konferansı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey temsil etmiştir. Bu bilgimiz de doğrudur. Bekir Sami Bey görevden alınıyor. Daha sonra Yusuf Kemal Tengirşenk gelmiş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Milli mücadeleye karşı olduğu yönünde fetvalar yayımlayan ve milli mücadele hareketine destek verir nitelikte fetvalar yayımlayan kişiler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi İstanbul hükümeti İstanbul hükümeti zamanında Şeyhülislam kim arkadaşlarım? E, milli mücadele karşı olduğu yönünde fetvalar yayınlayan bu Dürrizade Abdullah'tır. Peki milli mücadele hareketine destek verir nitelikte yayınlayan, fetvalar yayınlayan kişi kimdi? Rıfat Börekçi'di değerli arkadaşlarım. Bu bilgiyi de karıştırmayalım. Cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün Benim Gazetem ve benim ilim olarak ifade ettiği durumlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Değerli arkadaşlarım, akademik camiada bunu bastıra bastıra söylüyorum. Benim gazetem dediği gazete irade-i milliye değil değerli arkadaşlarım. Bunu artık kabullenelim. Cevabımız hakimiyeti milli, milli olacak. Bunu e, sorarsa eğer cevap irade-i milli olursa soru iptal olur. Cevabımız hakimiyeti milliye. Bu yüzden e, Açık Öğretim Fakültesi kitabında profesörlerin yazmış olduğu orada çeşitli makalelerde benim gazetem dediği gazte hakimiyeti milliyedir. Bunu asla unutmayalım. Peki benim ilim dediği il neresiydi? Bu da Yalova'ydı değerli arkadaşlarım. Cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1914-1918 yılları arasında 1. Dünya Savaşı'na ittifak bloğunun yanında katılan Osmanlı Devleti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım Osmanlı ordusunda Alman subaylar görev almışlardır. Bu bilgimiz doğrudur. Alman subaylar görev alıyor. Osmanlı ordusu Irak cephesinde bir İngiliz birliğine esir almıştır. Hatırlayacağınız üzere yaklaşık 10-12 bin arası. Kafkas cephesinde Ruslarla mücadele edilmiştir. Bu bilgimiz de doğrudur. Savaş başladığında padişah 6. Mehmet Vatettin mi? Hayır. Savaş başladığında padişahımız kimdi? 5. Mehmet Mehmet Reşat'tır değerli arkadaşlarım. Cevabımız o yüzden D seçeneği olmuş olacak. Son şıkkımıza da baktığımız zaman Osmanlı Devleti savaşa girdiğinde artık kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmış olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Vallık vergisi kanunu Aşağıda verilen devlet adamlarının hangisi tarafından hazırlanmıştı? Hazırlanmıştır. bunu şöyle kodlayın değerli arkadaşlarım. Hani Fenerbahçe stadının adı neydi? Şükrü Saraçoğlu'ydu. O da vallıklı birisi diye düşünebilirsiniz. Vallık vergisi kanunu kim tarafından hazırlanmış? Şükrü Saraçoğlu tarafından hazırlanmıştır değerli arkadaşlarım. Cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye'de 1. 5 yıllık sanayi planı 1933'te hazırlanmış, 1934'te uygulanmıştır. Türkiye bu süreçte birinci 5 yıllık sanayi planının hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerden hangisinden almıştır? Değerli arkadaşlar, birinci 5 yıllık sanayi planının hazırlanmasında biz desteği kimden alıyorduk? Sovyet Rusya'dan alıyorduk teknik ve ekonomik desteği bu dönemde cevabımız Sovyet Rusya olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk, Sinan'ın heykelini yapınız sözleriyle Mimar Sinan'ın heykelinin yapılmasını hangi kurumdan istemiştir? Hangi kurumdan istiyordu değerli arkadaşlarım? Sinan'ın heykelini yapınız sözleriyle Türk Tarih Kurumu'ndan istiyor değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal Atatürk, Sinan'ın heykelini yapınız demiştir. Bir diğer sorumuza bakalım. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya'da bağımsızlığını, bağımsızlığını ilan ettikten sonra Türk dilinden başka bir dil konuşulmasını yasaklamıştır. Ne diyor? Türk dilinden başka bir dil konuşulmasını yasaklamıştır diyen tarih öğretmeni Furkan Bey'in bu sözü doğrudan hangi Atatürk ilkesiyle bağdaşır? Baktığımız zaman Türk dilini diyor değil mi arkadaşlarım? Burada ne olacak? Milliyetçilik olacak. Cevabımız Denizli. Milliyetçilik. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıda isimleri ve isimleri verilen devlet adamlarından hangileri 2. Dünya Savaşı yıllarında başbakanlık görevinde bulunmuşlardır? 39-45 arası. Şimdi değerli arkadaşlarım bu soru çıkıyor. Öğretmenlik alan bilgisi sınavında çıktı. Öğretmenlik alan bilgisinde çıkan sorular değerli arkadaşlarım lisansa, ön lisansa tekrar soruluyor. Buna dikkat edin. Bence ben sizin yerinizde olsam Öğretmenlik alan bilgisinde çıkan sadece genel kültür kısmındaki o soru, soruları ben sizin yerinizde olsam çözerim. Sınava girmeden çözerim değerli arkadaşlarım. Çünkü soruyor ÖSYM artık. Oradaki çıkmış soruyu lisansa, ön lisansa yerleştiriyor. Buna dikkat edin. Bu soruda da bir e, çıkmış bir soruydu. E, cevabımız ne olacak? İkinci Dünya Savaşı yıllarında Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu ne yapacak? Başbakanlık yapmış olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Bağlantısızlık politikası izleyen devletler tarafından soğuk savaşı sıcak çatışmaya dönüştürmek için 1955'te toplanan Bandung konferansında 1955'te toplanan Bandung konferansında Türkiye'yi temsil eden devlet adamı kimdir değerli arkadaşlarım? Devlet adamı Fatih Rüştü Zorlu'dur. Bu bilgiyi de bence önemsiyorum ben. Bu bilgi önemlidir. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde aktif rol üstlenmiş parti kurucusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ÖSYM bu soruya bayılıyor. Bu soruyu lisansta soruyor. Öğretmenlik alan bilgisinde soruyor. Bu parti kurucularını iyi bilelim. Bu her an yine karşınıza çıkabilir. Şimdi bakalım. Millet Partisi değerli arkadaşlarım atılacağınız üzere 1948'de kurulmuştur. Kurucusu da kimdi? Fevzi Çakmak'tı. Bu bilgimiz doğru. Adalet Partisi Ragıp Gümüşpala tarafından kuruluyor. Bu bilgimiz de doğru. Milli Kalkınma Partisi Nuri Demirağ tarafından kuruluyor. Anavatan Partisi yine Turgut Özal tarafından kuruluyor. Bu, bu bilgimiz de doğrudur. Ancak Milli Selamet Partisini kuran Tansu Çiller değildir. Kuran kimdir? Necmettin Erbakan'dır değerli arkadaşlarım. Şuraya da yazalım. Kurucusu kimmiş? Necmettin Necmettin Erbakan Erbakanmış kurucusu Milli Selamet Partisi'nin bunları asla unutmuyoruz. Millet Partisi Fevzi Çakmak, Adalet Partisi Ragıp Gümüşpala, Milli Kalkınma Partisi Nuri Demira, Anavatan Partisi Turgut Özal, Milli Selamet Partisi Necmettin Erbakanmış. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle kurulan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin başkanı kimdi değerli arkadaşlarım? Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin Başkanı Kazım Özalttır. Bunu da asla unutmuyorsunuz. Bu bilgi de önemli. Kazım Özalttır. Bir diğer sorumuza bakalım. Sosyalist bir sistemle yönetilen, Birleşik bir Arap Toplumu oluşturmayı hedefleyen siyasi harekete verilen isim neydi? Bu kelimeyi duyduğunuz an zaten bunu hemen yapacağınızı umuyorum. Sosyalist bir sistemle yönetilen birleşik bir Arap toplum oluşturmayı hedefleyen siyasi harekete biz ne diyorduk? Baas hareketi diyorduk değerli arkadaşlarım. Irak ve Suriye'de bu uygulanmıştır. Cevabımız Baas hareketi olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün akla ve bilime önem vermesi. Burada anahtar kelimemiz akla ve bilime önem vermesi doğrudan hangi ilke ile il, hangi ilke ile bağlantılıdır? Bu hangi ilke ile bağlantılıydı? Akla ve bilim önem vermesi laiklik ilkesiyle bağlantılıydı. Bir diğer sorumuza bakalım. Üniversite reformu kapsamında üniversitelerin incelenmesi ve düzeltilmesi hakkında rapor hazırlaması için Avrupa'dan getirilen uzman aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayacağınız üzere 1933 senesinde üniversite reformu gerçekleşiyor. Getirilen isim de Avrupa'dan kimdi? Albert Malik'eydi değerli arkadaşlarım. Cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk döneminde ezanın Türkçe okunmasına tepki gösterenlerin başlattığı Atatürk'ünde bu bir din meselesi değil dil meselesidir diye tepki verdiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Ne olacak değerli arkadaşlarım? Bu bir din meselesi değil dil meselesidir diye tepki verdiği gelişme neydi? Bursa olayıydı. Cevabımız Bursa olayı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. İnsan yaşamı ile devlet yapısı birbirine çok benzer. Çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık. Devletler de bu evreleri yaşar diyen batıda Hacı Kalfa olarak tanınan Cihan Numa, Fezleke gibi eserleri ile meşhur olan Osmanlı tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu değerli arkadaşlarım Avrupa'da Hacı Kalfa olarak biliniyor. Cihan Fezeki Fezleke gibi eserleri mevcut olan bu Osmanlı tarihçimiz kimdi? Katip Çelebi'ydi değerli arkadaşlarım. Yazar eser her an yine karşınıza çıkabilir. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal ile İsmet İnönü döneminin son başbakanları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Değerli arkadaşlar birçoğumuz Mustafa Kemal Atatürk döneminin son başbakanını biliyor. Bu soruyu bilerek sordum. İsmet İnönü döneminin son başbakanı birçoğumuz bilmiyor. Bunu bilelim. İsmet İnönü döneminin son başbakanı kimdir? Şemsettin Günaltay'dır. Bu bilgiyi asla unutmuyorsunuz. ÖSYM her an ters köşe yapabilir. Herkes Mustafa Kemal'i biliyor. Ancak İsmet İnönü döneminin son başbakanını birçoğumuz bilmiyoruz. O yüzden Mustafa Kemal'in son başbakanı, döneminin son başbakanı Celal Bayar. İsmet İnönü ise Şemsettin Günaltay'dır değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nı bitirecek, bitirecek olan barış anlaşmalarının son şeklini belirlemek amacıyla müttefiklerin toplandığı son konferans neydi? Son konferans Potsdam Konferansı'ydı değerli arkadaşlar. Barış anlaşmalarının son şeklini belirlemek için toplanan konferanstır bu Potsdam Konferansı. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıda Verilen partilerden hangileri İsmet İnönü yani 1938-50 arasıdır İsmet İnönü döneminde kurulmuştur. Şimdi Milli Kalkınma Partisi değerli arkadaşlar 1945 senesinde kurulmuştur. Buraya hemen tarihlerini yazayım. 1945'te kuruluyor. Demokrat Parti 46'da kuruluyor. Sakın Demokrat Parti önce kuruldu demeyin. Çünkü Milli Kalkınma Partisi ondan bir sene önce kuruluyor. Millet Partisi de 1948'de kuruluyordu değerli arkadaşlarım. Bu üçü de İsmet İnönü dönemi partileri arasında yer almaktadır. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Şurayı hemen işaretleyeyim. Cevabımız E seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk. 40 asıllık Türk yurdu düşman işgaline bırakılamaz sözünü nerede ve hangi şiir için söylemiştir? Mustafa Kemal Atatürk bu sözü nerede söylüyor? Adana'da söylüyor değerli arkadaşlarım. Adana'da Hatay'a yakın oradan aklınızda kalabilir. Adana'da söylüyor. Adana gezisinde ne için söylüyordu? Hatay'a. Hatay'ın diğer adını da bilelim. O dönemde neymiş? Sancakmış arkadaşlar. Sancak sorunu olarak da bilinir Hatay. Cevabımız D seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Milli Mücadele Muharebeler Dönemi sona ermiş. Savaşın yerini diplomasi almıştı. Buna göre savaş safhası bittikten sonra imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diplomatik yollarla bak diplomatik yollarla yani savaşsız işgalden kurtardığı yerler arasında hangisi yer almaz? Şimdi değerli arkadaşlarım biz Doğu Trakya, Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazları Boğazları savaşsız kurtarıyoruz. Kurtarıyoruz. Yani diplomatik yollarla kurtarıyoruz. Bakıldığı zaman Doğu Trakya içerisinde kimler var? Edirne, Tekirdağ var. Bunlar Doğu Trakya'da. Boğazları kurtarıyoruz ve İstanbul'u kurtarıyoruz. Ancak İzmir'i atılacağınız üzere büyük taarruzla, savaşla kurtarıyorduk değerli arkadaşlarım. Cevabımız İzmir olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk döneminde yurt dışından alınan kanunlar vardır. Buna göre Türkiye aşağıdaki kanunlardan hangilerini İsviçre'den almıştır? Değerli arkadaşlar biz İsviçre'den hangi kanunlar alıyorduk? Medeni kanun, icra, iflas kanunu ve borçlar kanununu biz kimden alıyorduk? İsviçre'den alıyorduk. Bakın o zaman medeni kanun, ceza kanunu değil. Ceza kanunu biz İtalya'dan alıyoruz. Medeni kanun, icra, iflas. Bu doğru seçeneğimiz olmuş olacak. Değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi cezayı İtalya'dan idareyi, idare kanununu kimden alıyorduk? Fransa'dan alıyorduk medeni icra borçları da İsviçre'den alıyorduk değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal sırasıyla son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hangi illerin milletvekili olarak seçilmiştir? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden e, nereden seçiliyordu? Erzurum'dan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hangi ilden milletvekili olarak seçiliyordu? Bunu da Ankara'dan değerli arkadaşlarım. Bu bilgiyi de asla karıştırmıyoruz. Cevabımız Erzurum ve Ankara olmuş olacak sırasıyla. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Biz bu kurucuları ne diye kodluyorduk? Karar diye kodluyorduk. Karar. Karar diye kodluyorduk. Kazım Karabekir. Kazım Karabekir. Adnan adı var. Adnan adı var. Daha sonra Rauf Orbay, Rauf Orbay değerli arkadaşlarım. Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat ve Refet Bele. Refet Bele bunlar değerli arkadaşlarım Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularıdır. Bunu karar diye kodlayabilirsiniz. Ancak Nuri Jonker değerli dostlar bu kimdi Nuri Jonker? Bu serbest Cumhuriyet Fırkası'nın neydi? Genel sekreteriydi. Genel sekreter. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın genel sekreteri kimdir diye sorarlarsa kimmiş? Nuri Conker'miş. Bu bilgiyi de unutmayalım. Bir diğer sorumuza bakalım. Sırasıyla 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması ve 3 Mart 1924 tarihinde halifelik kurumunun kaldırılması için kanun teklifini sunan milletvekilleri aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu da oldukça önemsiyorum. Çünkü birçoğumuz yine saltanatın kaldırılması teklifini biliyor. Ancak halifelik kurumunun kaldırılması için kanun teklifini sunan kişiyi bilmiyor değerli arkadaşlarım. O yüzden bu bilgiyi de önemsiyorum. Saltanatın kaldırılması teklifini kim sunuyordu? Doktor Rıza Nur. Halifelik kurumunun kaldırılmasını ise Şeyh Saffet sunuyor değerli arkadaşlarım. Bu bilgiyi de asla unutmuyoruz. Cevabımız A seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Musul sorununu görüşmek üzere yapılan Haliç Konferansı nerede yapılmış ve Türkiye'yi kim temsil etmiştir? Nerede yapıldığı sorusu soruldu değerli arkadaşlarım. O yüzden bu soruyu sorma gereksinimi duydum. Haliç Konferansı nerede yapılıyor? İstanbul'da yapılıyor. Türkiye'yi kim temsil ediyordu? Ali Fethi Okyar temsil ediyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız İstanbul ve Ali Fethi Okyar olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra hangi devlet aracılığıyla Londra Konferansı'na davet edilmiştir? Kim tarafından davet ediliyor değerli arkadaşlar? Bizim, bizi daha doğrusu o dönemde savaşmıyoruz değerli arkadaşlarım. Ve İtalya itilaf devletleriyle biraz çatışıyor. O yüzden bize Londra Konferansı'na aracı olmuş devletimiz kimdi? İtalya'ydı değerli arkadaşlarım. Bu bilgiyi de asla unutmuyoruz. Londra Konferansı'na kimin aracılığıyla davet ediliyoruz? İtalya'nın aracılığıyla. Bir diğer sorumuza bakalım. Güney cephesinde Fransız ve Ermenilere karşı yaptığı mücadelelerden dolayı kendi kendini kurtaran şehir. Bak bu bilgiler önemlidir. Kendi kendini kurtaran şehir olarak anılan şiirimiz neresidir? Bu bilgiyi Beş yıldız atalım değerli arkadaşlar. Bu bilgi önemli. Kendi kendini kurtaran şiir Urfa'dır değerli arkadaşlarım. Cevabımız Urfa olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Afife Hanım tarafından çıkarılan 1886 yılında yayın hayatına başlayan tüm yazar kadrosunun kadınlardan oluştuğu tüm yazar kadrosunun kadınlardan oluştuğu yayın organımız neydi? Şuku Fezar Diğer adıyla çiçek bahçesidir değerli arkadaşlarım. Tüm yazar kadrosu neymiş? Kadınlardan oluşuyormuş, oluşuyormuş. Cevabımız Şukufezar yani bir diğer ismiyle çiçek bahçesi olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Hristiyan mimarlar Ayasofya kubbesi gibi kubbe devleti İslamiye'de bina olunmamıştır. Sözüne karşı Mimar Sinan Aşağıdaki eserlerinden hangisiyle birlikte Ayasofya'dan daha yüksek ve geniş eser yapmıştır? Günümüzde Ayasofya gündemde olduğu için değerli arkadaşlarım bu soruyu sorma gereksinimi duydum. Mimar Sinan hangi eseriyle birlikte Ayasofya'dan daha yüksek ve geniş eser yapmıştı? Selimiye Camii ile birlikte değerli arkadaşlarım Ayasofya'dan daha yüksek ve geniş bir cami yapmış olacak. Bir diğer sorumuza bakalım yukarıdakilerden hangileri İstanbul'u kuşatmıştır? Bakıldığı zaman Yıldırım Beyazıt kuşatıyor ancak Timur tehlikesinden dolayı kaldırmak zorunda kalıyordu. Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından Musa Çelebi de Fetret dönemi içerisinde kuşatıyor değerli arkadaşlar. Musa Çelebi. II. Murat kuşatıyor Fatih'in babası ve ikinci Mehmet de kuşatıp en son İstanbul'u alıyordu hatırlayacağınız üzere cevabımız E seçeneği yani hepsi olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Yerli ve yabancı sermayenin ülke içerisinde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1950 yılında anlam Menderes döneminde kullanan ilk özel yatırım bankası Bak bu ilkler önemlidir. Adnan Menderes döneminde kurulan ilk özel yatırım bankası neydi değerli arkadaşlarım? Sınav Kalkınma Bankası'dır. Cevabımız A seçeneği olacak.